Muhtemelen birçoğunuzun ilk defa duyacağı bir kurumdan bahsedeceğiz bugün. İhbar ikramiyesi, ihbar ödülü. Vergi kaçağına neden olan kişileri ihbar edenler, muhbirler %10'luk bir ikramiye hak edebiliyorlar. Söz konusu %10'luk ikramiye vergi ve cezanın toplamı üzerinden hesaplanıyor. Bunun 1/3'ü tahakkukla birlikte, geri kalan 2/3'ü ise tahsilatla birlikte ödenmesi gerekiyor. Ama bu ihbar ikramiyesini alabilmek için bazı şartlar var. Öncelikle bir dilekçe verilmesi, bu dilekçenin resmi yollarla verilmiş olması, altına imzanın atılmış olması veya elektronik ortamda da yine aynı şekilde bir şekilde resmi olarak verilmiş olması gerekiyor. Ama aynı zamanda hepsinden önemlisi ihbar ikramiyesi talebinin olduğunun belirtilmiş olması gerekiyor. Daha sonrasında mutlaka konuyla ilgili belgeleri, delilleri de sunma beklentisi oluyor vergi idaresinin. İşte örneğin bir sahte fatura söz konusu, naylon fatura söz konusu. Buna ilişkin bilgi, belge, işlem, belki yazışma, belki faturalar, banka işlemleri ortaya konuyor ve bu doğrultuda bir vergi incelemesi yapıldı. Vergi incelemesi sonrasında da tahakkuk söz konusu oldu. Vergi ceza alındı diyelim. Bunun üzerinden ikramiye ödeniyor. Bir önemli şart da vergi incelemesine henüz başlanılmamış olması gerekiyor ihbar ikramiyesi alabilmek için. Yani ihbarla birlikte bu inceleme sürecinin başlaması gerekiyor. Ben dilekçe verdim, muhbirlik yaptım. Bu da çok iyi kabul edilen bir şey değil. Bir de üstüne ismimizi de yazdık. Şimdi benim hakkımda işlem yapılır mı acaba? Acaba ihbar ettiğim şirket, mükellef benim hakkımda bir zorlayıcı işlem yürütecek mi derseniz, burada mevzuat ihbar edeni, muhbiri koruyor. İsminin gizli tutulması gerekiyor kural olarak. Önemli ve ilginç bir konu. İhbar ikramiyesi üzerinden gelir vergisi alınmıyor. Çünkü gelirin 7 unsuru içerisinde girmiyor. Ancak veraset intikal vergisine konu olduğu söylenmiş vergi idaresinin yaklaşımında. İhbar ikramiyesi hangi kanuna dayanıyor derseniz, ta 1931 yılında yürürlüğe giren çok eski bir kanuna dayanıyor. Bu kanun uygulanmasına ilişkin idari görüşler var. O çerçevede yürütülüyor. Bakın, son 3 yılda ortalama 11-12 milyon TL ihbar ikramiyesi ödemiş devlet. Dolayısıyla bu yolla herhangi bir şekilde hem vergi kaçıranların yakalanması, üzerine inceleme yapılması ve devletin böylece gelir elde etmesi mümkün. Hem de ihbar edenlerin de belli bir bu konuda ikramiye ödül almaları mümkün. Böyle ilginç konuları yine kanalımızda incelemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Eğer ilgi çekerse bunların ayrıca detaylarına da ineceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.